Bir telefonumuz daha var. Alalım mı hemen? Alo. İzmir'den seyircimiz. Alo. Merhaba Nur Hanım, Selin Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Merhabalar. Merhaba. Böyle bir program yaptığınız için bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Tercihini izlediğiniz için. Benim şöyle için. Bir sorunum vardı. Benim ve eşimin ikinci evliliği. Yani hiçbir problem yaşamayacağımı düşünerek evlendim ben. Benim bir kızım var. Eşimin de üç tane çocuğu var. İki çocuğu bizimle bir süre yaşadı ve çok büyük problemler yaşadık. Beni istemediklerini, evden çekip gitmemi, sürekli hakaretler yaptılar bana. Eyvallah. Ben her şeye direndim çünkü kocamın beni gerçekten çok sevdiğini düşündüm. 5 yıllık evliyim. Fakat şimdi eski eşi sürekli bizi rahatsız ediyor. Niye? Kayınvalidemi arıyormuş. Ben tekrar barışmak istiyorum evlenmesine. Neden müsaade verdiniz diyormuş. Geçti borun pazarı süreçlerini diye bir şey var. Yani kusura bakma. Evet. Aa. Ama eşimle sürekli diyalog halindeler. Peki ama niye sizce... bile arıyor. Niye sonra yani 5 yıl sonra böyle bir depreşme oldu tekrar? Aklı başına geldi. İlk öncelerde eşimin durumu biraz kötüydü. Şu an düzeltti kendini. Düzelttikten sonra bir tanecik baba, bir tanecik eş oldu. Evet. Ve memlekete gittiklerinde benden habersiz o kadınla ve çocuklarla beraber yemeğe çıkmış. Ben de bunu öğrendikten sonra boşanma eşiğine kadar geldim. Yok yok, yani boşanma değil ama iyi değil. Ne kadar suçluyum veya doğru bir hareket yaptım bilmiyorum. Bana sürekli söylediği tek şey önüne bak. Ben buradayım. Benim kafamda kimse yok. Geçti bitti. Çocuklarıma mecbur bakmak zorundayım diyor. Ama ben o kadınla sürekli irtibat halinde olmasını istemiyorum, kabullenemiyorum. Ne üzerine konuşuyorlar? Çocuklar için mi? Evinde bir şarj cihazı bozuluyor. Çocuğun şarjı bozuldu diye arıyor. Su yok öyle atıyor, şey. Su. Yok 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 yok. Bak ne diyorum? Yok. Ayrıldığın kocayla ya da eşle aynı evet. evde yaşamaya da karşıyım. Yok böyle şey. Madem aynı evin içinde birbirinize tahammül edebiliyorsunuz, o halde niye ayrıldınız? O çocuklar yani. Senin dediğin gibi geldiler, senin evin artık. Orası kadının evidir. Babalarının da evi, tamam. Odalarını evet. koyarsınız, ona da tamam. Ama evet. sen bu evden gideceksin, bu ev bizim evi. Hiçbir hak ve hukuku yok. Böyle konuşurlarsa... Eşimin ailesi de kesinlikle benim yanlış düşündüğümü... Ha? Yani tamam arıyor ediyor ama sen önüne bak. Herkes bana önüne bak. Yanlış önüme durum. Nasıl bakayım? Yani ben herhangi bir kadın... Yani başka bir kadının her şeyin içine girip de kocasının üzerinde nüfus sahibi olmasını... Anası da olsa, kardeşi de olsa kabul edemez nokta. Sensin ona en yakın kişi. Öyle şarj bozuldu, marj bozuldu, yok böyle şeyler. Yazamaz... Çocuklar büyük mü bilmiyorum. Kaç yaşındalar? Sürekli sıkıntılar yaşanıyor. Çocuklar kaç yaşında? Evde tartışma oluyor. Çocuklarınız kaç yaşında? Bizim ortak bir tane çocuğumuz hayır, var. Hayır hayır onun ondan gelen. 23-24 yaşlarında. Oho, en küçüğü 13. Kocaman. Artık evet. onların ağızlarını açma hakkı hayır, bile yok. Hayır 23 yaşındaki çocuğun şarjı bozuldu diye mi sizi arıyor? Açmış olmak her için açıyor. Her şeyle ilgili. Ben dedim sen iki evlisin o zaman. Ben bunu bileyim. Ben çekilip gideceğim aradan tekrar barışacaksanız. Ya da dedim tek evli olarak yaşayacaksın sen bundan sonra. Ne diyor peki bunu söyleyince? Benim aklımda hiç kimse yok. Ben seni çok seviyorum. Muhakkak, hiç kimse umurumda değil. Olmadı muhakkak. Ancak ne dedim Temin? Annesi bile olsa eşi değil eski eşi hele tam en uçta. Hiçbir evet. hak ve surette açıp da lay 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 lom sual soramaz. Laf ebeliği yapamaz. Ben tekrar evet. barışmak istiyorum. İşte temin söylediğim gibi geçti evet. gidersin. Yani bir de şu var. Parası olunca senin kocan yeniden şeye geldi. Allah'a bindi. Evet. Olmaz böyle evet. şey. O annesi babası eşinin senin yani eşinin annesi evet. babası ya da... Başkaları bunlar bu kulağından girsin bu kulağına. Adamı çok bir iyi tut. Bize geldiklerini sürekli o kadını övüyorlar. İşte o kadın böyleydi. Kim, bu kadın şöyleydi. Kim diyen bunu? Annesiyle babası mı diyor? Evet. Tamam. Akrabaları hep o kadının olan tamam, hikayelerini tamam. Çok büyük ayıp bana. Ediyorlar. Çok büyük ayıp. Ben de bunları yaşadım zamanında başka türlü. Katiyen konuşturtmayacaksın. Konuşturtmuyorum da... suçlu ben oluyorum. Yok canım sen açmayacaksın. O zaman da kocana söyleyeceksin. Bu konular geldikçe rahatsız oluyorum. Eğer annenle ama baban... Ama şimdi eve gelmiş misafirler tamam, konuşuyorlar. Nasıl kapatacak bundan ağızlarını? Sonra...
Gitsin içeride mutfakta oyalan. Ama evet, öyle olmayacak yani senin abla, suçlu olmuyor ama. Bana böyle anlatmasınlar. Hoşlanmıyorum. Evlerinde bunların düğün fotoğrafları var. Herkesin evinde resimler. Ama olmaz benim işte. Bunlar çok... yok. Onların resmi var. Yok, bunlar son sen derece bak, çirkin. İşine bak diyorlar bana. Hayır, işime bakamam. Bu evde ben bu kocayla 5 senedir evliyim. Bir tane küçük çocuğum var. Benim hayatım var, çocuğumun hayatı var. Ne yapılacak? Evet. Evin içinde ben geldiğim zaman bana olan hürmeten o resimler kalkacak. Bir. İkincisi, koskoca kızlar ağızlarını böyle şöyle dahi açamaz, gelemezler yoksa o eve. Babaları istiyorsa onları dışarıda görsün. Öteki hanım, yok kayınvalideye şikayet etmeler, yok tekrar barışma yolları aramak, bunların hepsi sana olan saygısızlıktır. Eşine söyleyeceğin şey, ben bunları, ama güzel söyle, ben bunları kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum, seni çok seviyorum, senin beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı saygısızlık oluyor bu. Ben eğer kalksam senin annene, babana ya da sana aynısını yapsam hoşuna gider mi? Biliyorsun ki ben seni seviyorum ama kocamın şu kadar büyük resmi dursa hoş mu bu? Onun beyefendinin ikinci evliliği sizin ilk evliliğiniz değil mi? Hayır, onun da ikinci. Ve ben kendi söyledim. Sizin ben ikinci evliliğiniz mi? Benim de ikinci evliliğim. Evet. Şimdi ben Allah göstermesin. Dedim. Bir şey söyleyeceğim. Bunun tam tersi olsa mesela kocanız bu konuya ne der? Hiç. Ona mesela sizin annenize gidildiğinizde boy boy eşinizin fotoğrafları olsa, anneniz evet, babanız geldiğinde sürekli eski eşinizden bahsetse, şimdiki eşiniz buna nasıl yaklaşır? Katiyetle aynısını doğru. Aynısını kendine söyledim, haklısın diyor ama kafana takmayacaksın diyor. Kafama daha takarım kardeşim. Diyor. Saygısızlığa hiç tahammülüm yok. Kimse bana hem de benim evimde diyeceksin böyle konuşmalar yapmayacak. Ha, yapmaya devam mı ediyorlar? Sen de diyorsun ki boş ver. Tamam, annem baban geldiğinde ben yokum. Kusura bakma. Söylersin açık açık. Bu sebeplerle bu konuşmaları yaptığınız sürece sen söyleme, kavga olur. Onlara söylesin. Böyle söylüyorsunuz, rahatsız oluyor. Bir, onları elimine edersin. Gitsin anasını istediği kadar görsün. Kızlarına gelince de o kızları da alma artık. Öyle baba sevgisi bilmem ne sevgisi yok. Hadlerini bilecekler. Onlar da beraber babalarıyla çarşı pazar geçsinler. Geçsinler, yemek yesinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Onlara da karışma, mani olmuyorsun. Ama sevgili kocanı da hiçbir kadınla beraber istemiyorsun. Hele eski karısıyla konuşmak, konuşmak yok. Ne saçma şeyler değil bunlar? Çok teşekkür ama ediyoruz yani size bu arada. Yani bu kadınlık, kadının sinirlendirir bunlar. Hayır, mesela o kayınvalide ve kayınpederde seslenmek istiyorum. Yani çok kötü değil mi? Çok nezaketsiz bir yaklaşım değil mi? Çok. Tamam, o evlenmiş, bitmiş, orada kalmış. Orada yaşanmış. Evet, torunlarınızın annesi. Ama şimdi bu kadıncağızın evine gelip de sık sık ondan bahsetmenin ne anlamı ne? Ne aleyhte ne lehte konuşmamak lazım. İnsanları birbirine düşürmemek lazım. Sevgiyi falan yok eder böyle konuşmalar. Bunlar konuşulduğu zaman içinizden aynı şekilde saygı göstermek gelmez. Ya da en basitinden bu konuşmalar açıldığı anda git kızım saçını tara, ondan sonra git mutfakta pasta koy, pastayı indir, çörek koy. Uğraş, içeriye gelme. Konuşma yine mi başladı? Yine dışarı çık. Vallahi o adam da biraz aklını başına toplasın. Bak, sen paran sen yokken aldırma, seni terk edip gitmiş, tamam evet mı? Ama maalesef ki şu para var ya, insanların gerçek yüzünü ortaya çıkartıyor.